Büyük şehirlerde uzun ekmek kuyrukları oluşuyor biliyorsunuz. Bunun nedeni de biraz daha indirimli ekmek alabilmek. Özellikle kalabalık aileler ekmek parasını yetiştirmekte zorlanabiliyorlar. Ekmek 2,5 lira ödemişti. Ve aslında Türkiye Fırıncılar Federasyonu ekmek fiyatlarının artması gerektiğini söylüyor. Ve fırıncılar da şunu dile getiriyor. Yeni yıldan sonra elektriğe, mazota, aklınıza gelebilecek her şeye zam geldi. Ama ekmek aynı yerinde. Ve maalesef fırıncılar ekmek fiyatlarının kendi masraflarını kurtarmadığını düşünüyor. Yılbaşından sonra gelen zamlar fırın sektörünü, ekmek sektörünü nasıl etkiledi? Vallahi her tarafı etkiledi gibi en çok bizleri de etkiledi. Bir ara elimizde paramızda un alamaz hale geldik. Yani temin edilmedi. Kimse un vermek istemedi fabrikalar. Stokçuluk yapıldı bir nevi ama sonrasında yapılan müdahalelerden sonra bir nebze rahatladık. Ne kadar işimize uygun, tam istediğimiz rakamlarla karşılaşmasak da bir nebze unu aldığımızı şükür ettik. Yani bulduğumuza ofis, yani büyük şeyler, ekabirlerin oluşturduğu o ucuz, indirimli buğday dedikleri, o bizim işimizi pek görmüyor. Çünkü neden? Bir nevi yemlik buğday. Bizim ekmeklik buğday değil. Ama ne de olsa paçalı yapıyorsun. Bir şekilde etmemiz çıkıyor da. Artık bundan sonrasında yine gördüğü rakamı unutmaz bizim şeyimiz. Yine aynı zamları bekliyoruz yani. Biz aynı korkuyu yaşayacağız yani unla ilgili. Geçen sene bir çuval unu kaça alıyordunuz ve şu an aslında kaç lira? Hemen hemen bir yılı baz alacak olursak. Bir buçuk iki aylık şeyde çok çılgın bir koşturmaca oldu. Ondan öncesinde tabii ki yine yüksekti de. Yani geçen sene, şimdikine nazaran yine bir %100 artış vardı. Ama şu iki ayda yaşadığımız daha da çok artış. Hem korkus, buğday korkusu, un korkusu, hem bir de yani bulamama korkusu, hem bir de şey, artık fiyatı düşünmez, onu temin etmek düşüncesindeydik biz. Ne zaman elektriğe zam gelse bilelim ki un fiyatları yine artacaktır. Tamamen en başta elektriğe dayalıdır bizim un fiyatları. Bizde yine o korku da var. Şimdi çok çılgın bir %150 iyi bir şey değil. Artış değil. Zor günler, asıl zor günler bundan sonra. Yani pek iç açıcı değil. Peki Fırıncılar Federasyonu Başkanı aslında sık sık ekmek zamları ile ilgili konuşuyor. Ama gerçekten ekmeğin kurtarması için kaç lira olması lazım? Onun şu an adını koyamıyorsun. Yarın neyle karşılaşacağımız belli değil. 4 lira olması talep söz konusu olsa bile bu bize böyle bir tatmin edici bir rakamla değil bunlar. Çünkü yarın da korkuyoruz. Ben dedim ya şimdi bir ay sonra bir ay delikip çöp sonra yine tekrar bir röportaj yapalım. Şu elektrikten sonraki ona yansımayı tekrar aynı şekilde göreceğiz. Yani bu ağzımızdan 4 çıksa da 4'ü istesek de o bile yetersiz yazık. Çünkü maliyetler çok ağır. Bizim bir tek unla bitmiyor. Şimdi her şey bir tek unla bitiyormuş gibi. Hayır hayır. Elektrik, suydu, çalışanıydı. Ki onların en doğal hakkıdır çalışanı zaten. Adam işin gücünü bırakıp gece geliyor benim işimi görüyor burada. Benim değil herkesin işini görüyor. Bu asıl parayı onlar hak ediyorlar yani. Ben demek istedim 32 kalem deniliyor bizim çıkışımızda da hadi vur kaleme 20-23 tane garanti bir çıkışımız var. Bunların hepsini karşılanacak da ondan sonra biz bu fiyatı çıkarmalıyız. Yani bir tek unla bağlıyorlar. Hayır hayır. Bir tek unla bitmiyor bizim iş yani. Unla suyla garmatla olmuyor yani bu iş. Peki tüketici kısmına bakarsak aslında tüketici için de zor. Özellikle kalabalık ailelerde günde 3-4 ekmek vatandaş evet, gibi konuşmamız lazım. 3-4 yani. Ekmek tüketen insanlar için ne olacak? İyi gidiş değil. Allah yardımcılar olsun. Yani biz de elimizden geldiğince burada yansıtmamaya gayret gösteriyoruz. Hala 2,5 lira. 230 gramı çıktı 2,5 lira. Biz şu an zam yapmadık yani. Normal. Evet zam yapıldı zannedilmesin. Gramajı arttı. 230 grama çıktı, 250 yani 2,5 lira oldu. Bundan öncesinde 180 kuruştan yani 1,80'den 2 TL'yi çıkardılar. Yine bir gramaj artışından sonra bu zam yapıldı gibi bir izlenim yaratıldı değil. Gram arttı, fiyatlar dengelendi. Asıl zam şimdi olması gerekiyor. 3 lira olsun ki ben bunu zam diyeyim. Yani halk arasında da ekmeğe zam geldi değil yani. Gram arttı, fiyat düzeldi. Yakın zamanda zam gelir mi? Mutlaka gelir. Gelmesi zorunda çünkü poşetiydi. Bu giderlerin haddi hesabı yok. Hiç durmuyor çünkü. Çıkarıyorlar petrol, dolar düşüyor, o düşmüyor. Yani izlenim olarak herkes o tamam dolar düştü, bu da düşer zannediyor. Ya biz de öyle zannediyoruz, düşmüyor yani. Poşet yine aynı poşet.
jelatini de bilmem neydi. Ben 25 liraya aldım diye seviniyordum. Şimdi 48 lira jelatinin kilosu. Kolay bir şey değil. Ben bunu ambalaj yapmazsam nasıl koruyacağım ben?